vesair. Merhaba sayın dinleyiciler, vesair başladı. Muhammed Ersin Toy, Mehmet Bahar Süha Uner, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Sayın dinleyiciler, bu yıl 57. Ulusal ve 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri 16-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hacı Bektaş ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler kapsamında bugün konuğumuzla Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşmak istiyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli yaşadığı 13. yüzyıldan günümüze kadar gerek şahsiyeti ve buna bağlı olarak teşekkül eden menkıbeler, gerekse fikirleri ve fikirlerinin işlendiği eserleriyle Türk insanının gönlünde taht kurmuş, yüzlerce yıllık kültür tarihi içinde, özellikle inanç dünyamızda düşünceleriyle kendini sürekli hissettirmiş ve geleceğe ait pek çok önemli mesaj vermiştir. Yılmadan, usanmadan, hoşgörü tohumları ekmiş Anadolu erenlerinden biridir Hacı Bektaş-ı Veli. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ve genel olarak Türklerin Anadolu'daki dini, sosyal ve kültürel hayatlarında çok önemli görevler üstlenen, yaşadığı coğrafyaya ve çağa damgasını vuran büyük şahsiyetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Hacı Bektaş-ı Veli'dir. O kişiliğiyle Anadolu'nun hayatına ve tarihine damgasını vurduğu gibi adına izafeten teşekkül eden Bektaşilik tarikati de fikirlerini ve manevi önderliğini devam ettirerek asırlara uzanan ve toplumumuzu birçok alanda kavrayan büyük bir etkinin oluşmasını sağlamıştır. Bu büyük etkinin bugün dahi toplum hayatımızda devam ettiğini görmek mümkündür. Birçok alanda milletimizi etkisi altına alan bu büyük şahsiyet ve adını taşıyan tarikat hakkında birbirinden oldukça farklı görüşler dile getirilmiş, yine birbirinden oldukça farklı hükümler içeren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Programımıza başlamadan ve konuğumuza telefonla bağlanmadan önce Aşık Mahsuni Şerif'in bestelediği ve söylediği Hacı Bektaş-ı Veli Dost adlı ezgiyi dinleyelim. Sensiz bu dünyanın tadı olur mu? Adı güzel Hacı Bektaş Veli Dost. Seni sevmeyenler hakkı bilir mi? Adı güzel Hacı Bektaş Veli Dost. Ali Dost, Ulu Dost, canım dost. Adı güzel Hacı Bektaş Veli Dost, Ali Dost, Ulu Dost, Can Dost. Elimi bilmezdim eli bildirdin, yalan söylemeyen dili bildirdin, harama çözülmez beli bildirdin. Adı güzel Hacı Bektaş Veli Dost, Ali Dost, Ulu Dost, canın dostu. Müzik.
Adı güzel Hacı Bektaş, Veli dost, Ali dost, Ulu dost, canım dost, dost. Yunus'u yarettin tattık Emre'ye, ey Kırkyıldağ'da geldi gönül vermeye, ey her can layık değil seni sevmeye, ey adı güzel Hacı Bektaş, Veli dost, Ulu dost, Ali dost, canım dost. Adı güzel Hacı Bektaş, Veli dost, Ali dost, Ulu Mahsuni eşiğini bulayım, yüzlerimi tozlarına dolayım, Kuleyle kapında kurban olayım. Adı güzel Hacı Bektaş, Veli dost, Ali dost, Ulu dost, canı dost. Adı güzel Hacı Bektaş, Veli dost, Ali dost, Ulu dost, canı dost. Bu haftaki telefon konuğumuz Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın hocamız. Hocam merhaba, saygılar sunarız. Merhaba, kolay gelsin Suha Bey. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz de size iyi çalışmalar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Hocam istedik ki bugün Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşalım. Onun hayatını, düşüncesini, günümüze olan etkisini anlatalım. Siz çok değerli bir edebiyatçımız ve tasavvuf alanında önemli çalışmaları bulunan bir akademisyenimizsiniz. Estağfurullah. Öyle. Tevazu göstermenin gereği yok. Ama Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşmadan önce Anadolu Sufizmine uzanan yolu biraz konuşalım. Ben özellikle TRT Erzurum Radyosu'nda görev yaptığım 1990'lı yılların başında Hoca Ahmet Yesevi, Türk Yurdu, Buhara ve Semerkant üzerine hem çok röportaj yapmıştım değerli konuklarımızla sizin gibi, hem de çalışmıştım. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Yunus'u, diğer Anadolu erenlerini, dervişlerini anlayabilmek için sanıyorum biraz girişte Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşmak lazım. Sayın Aydın, neler söylemek istersiniz? Şöyle bir girizgahta bulunmak istiyorum Suha Hoca. En evvela Erzurum'dan bahsettiniz. Başta Erzurumlu dadaşlar olmak üzere Türkiye'mizin doğudaki sınır kalesi Kars'ımızdan, Serhat Kars'tan, ta güneyine Gakkoşlara, Elaziz'e, batıda Efeler'e, kuzeyde Uşaklara, Ankara'daki Seymenlere, Anadolu'nun bütün renklerine, 7'den 70'e, Hacı Bektaş'ın felsefesinde olduğu gibi bütün insanlara, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun herkese selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi şöyle bir girizgahta fayda görüyorum. Dahi cihana gelmeden canım seni sever idi diyen Yunus Emre'nin,
aşk öyle bir alevdir ki bir tutuştu mu maşuktan başka her şeyi yakar diyen Mevlana Celaleddin Rumi'nin, ol dostu ben sevdiğim bu canımdan ileri diyen Eşrefoğlu Rumi'nin, Adem'e eşyada esma görünür, cümle esmadan müsemma görünür, bu niyaziden de Mevla görünür, Adem isen semme ve çallahu bul, kande baksan ol güzel Allah'ı bul diyen Niyazi Mısrı'nın. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derd ile gam ile doldu bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm diyen Hacı Bayramı Veli'nin ve Anadolu'daki aşkı tutuşturan Hacı Bektaş-ı Veli'nin gönüllerindeki aşk aynıdır. Gönüllerdeki Allah sevgisini ateşleyen Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Yunus Emre'den Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Hacı Bayramı Veli'ye, Eşrefoğlu Rumi'ne, Akşam Seddi'ne, Abdurrahim Tırsi'ye söz aynı menbaadan kaynaklanmaktadır. Bu menba gönüldür, bu menba kalptir. Mevlana Celaleddin Rumi de Suha Bey Mesnevi'de der ki, Anadolu'nun ressamları sufilerdir. Onların ezberlenecek ders kitapları yoktur. Ama gönüllerini adam akıllı cilalamış, istekten, hasislikten, kibirden, gururdan, hırstan ve kinden arındırmışlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. İşte Anadolu'muzun, Türkistan'ımızın ressamlarını konuşuyoruz aslında. Sizin ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde emeği geçen ve bu emeğin başında bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin hocası Lokman-ı Perende'yi yetiştiren, Hacı Bektaşların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayramların, Hacı Murad-ı Veli'lerin ve Balkanlardaki Sarı Saltukların, Gül Babaların, Demirci Babaların bir hocası var. O da Piri Türkistan, Ulu Türkistan, bugün Kazakistan'ın sınırları içerisinde bulunan, Türkistan'da kabri bulunan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmeti'nin girişinde ne de güzel şeyler söyler. Der ki, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. İşte Hoca Ahmet Yesevi, Besmele'nin sırrıyla, Allah'a olan bağlılığıyla, Peygamber'in sünnetine ittibasıyla, kesretten mülhem, Türkistan'da 99 bin alperen yetiştirmiş. Ve bu 99 bin alpereni Anadolu'nun ve Balkanların her bir bucağına göndermiş. Anadolu'nun maddi fethi Sultan Alparslan'la birliktedir. Ama Anadolu'nun manevi fethini tamamlayanlar ve Anadolu'nun mayasını karanlar, mayasını tutturanlar muhakkak ki Ahmet Yesevi Hazretlerinin yetiştirdiği, demin ifade ettiğim gibi Mevlana'nın ifadesiyle Anadolu'nun ressamı olan, Anadolu'yu gergef gergef işleyen bu sufilerdir. Yesevi bu ocakta bunlara ilmin yanı sıra irfanı vermiş. İrfanın yanı sıra hikmeti vermiş. Hikmetin yanı sıra insanoğlunun alın terinden daha güzel bir kazancının olmayacağını vurgulamış. Ondan dolayıdır ki biz hem Türkistan'da hem Anadolu'da sufilere ve tarikat pirlerine baktığımız zaman gerçek pirlerin her biri alın terleriyle çalışmışlar. Mesela Yesevi Hazretleri 99 bin alperen yetiştirmiş ama ne yapmış? Tahta kaşık yapmış, tahta çanak yapmış, oymacılık sanatıyla iştigal etmiş ve geçimini öyle sağlamış. İşte Hacı Bayramı Veli ekincilerin piri olarak kabul ediliyor. Somuncu Baba ile birlikte fırın da işletmiştir Bursa'da Hacı Bektaş-ı Veli. Adeta fırın işletmişler. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ne ekin işleriyle uğraşmış, bağla bahçeyle uğraşmış. Her biri akıllarından düşürdükleri ter gibi
alınlarından da ter düşürmüşler. Ve bu tellerin sonucunda insanlar yetişmiş. Bu tellerin sonucunda Anadolu Türk İslam yurdu olmuş. Bu tellerin sonucunda bu topraklar vatan olmuş. Biz onlara her birerine hakikaten minnet borçluyuz. Ve felsefenin temelinde Şuha Bey, Yesevi Hazretlerinin felsefesinin temelinde hoş yatmakta, insanı sevmek yatmakta, insana güzel söz, hoş söz söylemek yatmakta. Yesevi'nin bir şiiri hafızama geldi. O diyor ki hikmetinin birinde, cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına, takatım yok aşıkların bir ahına, kaçıp varsam Hak Teala penahına, ancak aşıkların yaşıyla ateşim söner dostlar. Cehennemi kişileştiriyor teşhis sanatıyla. Cehennem o gün olduğunda mahşerde ağlayacak, Allah'a yalvaracak, diyecek ki Allah'ım artık benim ateşim aşıkların gözyaşları yüzü suyu hürmetine kimseyi yakmıyor. Ben kimseyi yakmayayım ve ben geleyim sana sığınayım, senin penahında yok olayım diyecek. İşte Anadolu ve Türkistan Sufi geleneğinin temelinde yatan anlayış budur. Evet. Bu anlayışla Anadolu'daki insanlar hakikaten Müslümanların yanı sıra Rumlar, Hristiyanlar, hatta Hacı Bektaş-ı Veli'nin marifetiyle ve gayretiyle o gün gelen, Anadolu'yu istilaya gelen Moğolların bir kısmı bile Müslüman olmuşlardır. Bu gönül diliyle hareket etmektir. Bu aşkla insanlara bakmaktır. Maddeyi, menfaati bir tarafa bırakıp manada bütünleşmek ve Yunus Emre'nin yine ifadesine göre yaradılanı hoş görmek yaradandan ötürü. Bu anlayışı yayan bu sufilerdir. Sayın Aydın, şimdi az önce bir ifade kullandım. Somuncu Baba ile birlikte Bursa'da fırın işleten Hacı Bayramı Veli'ydi. Onu dinleyicilerimizden özür dileyerek düzelteyim. Şimdi hoşgörü, hep hoşgörüden bahsediyoruz. Hacı Bektaşi Veli'nin hoşgörü anlayışı nedir? Nasıl bakmıştır? Bu hoşgörüye nasıl sahip olup çevresine yaymıştır? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri 72 milleti bir gör ifadesiyle düşmanın dahi insan olduğunu unutma ifadesiyle her ne ararsan sana bir kötülük bulaştıysa kendinden ara ifadesiyle diyerek bugün bile insanlığın çok uzak olduğu bu değerlerle hoşgörü eğitimini ortaya koymuştur. Hoşgörüyle kimsenin gönlünü yıkmamışlardır. Gönül yıkmayı Kabe'yi yıkmaktan daha kötü kabul etmişlerdir. Hatta onların ifadesinde, onların gönül neşvesinde şu ifadeler yer almaktadır. Kabe'yi yıktığın zaman yerini tamir edebilirsin. Ama bir gönlü yıktığın zaman artık o gönlü tamir etmen çok zordur. Gönül yıkmak her şeyin önünde bir engel olarak kabul edilir. Gönül yıkanlar ne kadar ibadet-i taatta bulunsalar bile gönüllerini yıktıklarının haklarını helal ettirmedikten sonra kendilerinin belli bir seviyeye, marifetullah'a çıkamayacağını söylemektedirler. Hatta onların gönül perdeleri şudur. Derler ki arıyı kapatıp balın almışlar. Bülbülü ağlatıp gülün almışlar. Yetimi döverek malın almışlar. Ağız tadı ile yiyememişler. Gönül dünyamızda Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörü felsefesinde arıyı kapatıp balın almak yoktur. Bülbülü ağlatıp gülünü almak yoktur. Yetimi döverek malını almak yoktur. Ve gönül kırmamak esaslarıdır. Derler ki gönül çalabın tahtı. Çalap, kıymetli dinleyicilerimiz, eski Anadolu Türkçesinde Cenab-ı Hakk'ın karşılığı. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmamayı bizlere yol gösteren, bu eğitimi bizlere veren insanların da
hoşgörüyle insana bakmamız gerektiğini, insanları renginden, dilinden, dininden dolayı ötekileştirmemek gerektiğini bizlere vaaz etmektedirler. Hani Mevlana Celaleddin Rumi diyor ya, kim olursan ol bu dergaha gel. İster ateşperest ol, ister mecusi ol, ne olursan ol buraya gel. Çünkü bu dergahın neşesinde, temelinde ne var? İnsan olmak var. Sen eğer insansan sen değerlisin. Çünkü insanı Allah ahseni takvim olarak yaratıyor. Hatta insanı yaratırken melekler Cenab-ı Hakk'a soruyorlar. Ya Rabbi, bizler sana şeksiz şüphesiz günahsız gece gündüz ibadet ediyoruz. Sana zikrediyoruz, seni anıyoruz. Sen niye dünyada kan dökücü, haset çıkarıcı, insanların arasını bozucu insanı yaratıyorsun de, deyince Allah siz benim bildiklerimi bilemezsiniz diyor. İşte bu anlayış ve bu felsefeyle insanoğlu aslında Allah'a bağlandığı zaman, sufi geleneğinde aşk ile tutuştuğu zaman aslında meleklerden bile üstün bir seviyeye çıkıyor. İnsanı kamil oluyor. Zaten sufi geleneğinin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisinin, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bayram'ın, Yunus Emre'nin öğretisinin temelinde de insanı kamil var. İnsanı kamili yetiştirmek amacı var. Evet. Sayın dinleyiciler, vesaire devam ediyor. Bu akşam Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşuyoruz. Telefon konuğumuz Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın hocamız. Hocam, Hacı Bektaş-ı Veli makalatın birinci bölümünde Allah'ın dört bölük insan yarattığını söylemektedir. Kimdir bu insanlar? Günümüzde şöyle, bu kavramları nasıl anlamak gerekir? Şöyle tarif eder Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalat eseri, en önemli eserlerinden biridir. Makalatın buyurduğunuz gibi birinci bölümünde Allah'ın dört büyük insanı halkettiğini söyler. Bu insanlar kimler, nasıl sınıflandırır? Hacı Bektaş'ın diliyle onu sonra şerh edelim. Birincisi abidler, ikincisi zahitler, üçüncüsü arifler, dördüncüsü muhibbanlar, muhipler. Abidler, ibadet edenler. Yani devamlı ibadet halinde olana abid denir kelime anlamıyla. Zahitler ise zühd sahibi, yani takva sahibi. Hani Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi ve onun dayandığı Hazreti Ali Efendimiz de 4 kapı 40 makamdan bahseder ya. Bu 4 kapı 40 makam şeriattır, tarikattır, marifettir ve hakikattır. İşte aslında şeriatı yaşayana abid denir. Tarikatı yaşayana zahit denir. Yani takva sahibi, zühd sahibi. Arif de marifeti yaşayana da arif denir. Yani bizim Anadolu insanımız belki bazıları ilim sahibi olmayabilir geçmişten günümüze. Ama ilmin başında irfan vardır. İrfani eğitimini tamamlayan, Anadolu irfanını alan kişilere de arif denir. Arif, görünenin arkasındaki görünmeyeni görmektir. Arif, zahiri ilimlerin ardındaki batıni ilimlere sahip olabilmektedir. Bu da adeta dört kapının üçüncü kapısıdır. Ve dördüncü kapı, yani o kapıyı devam ettiren, o kapıyı benimseyen kişiler de muhibbanlardır, muhibbilerdir. Bu ne demek? Artık bütün zühdü, ibadeti bir tarafa bırakmış, bunları aşmış ve kendisi işte bana cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 ırmak, bana seni gerek seni, Allah kalbinde sadece bütün aşkları, bütün sevdaları, mecazi aşklardan tutun platonik aşklardan tutun işte bütün çiçek, tabiat aşklarını bırakıp tek aşka odaklanan, Allah aşkına odaklanan ve kalbindeki tamamen kalbini Allah'ın aşkına ayıran ve kalbi devamlı zikir halinde Allah Allah diyenin aşkıdır. Bu aslında bu aşk Hallacı Mansur'un aşkıdır.
Bu aşk Nesimi'nin aşkıdır. Öyle bir aşk seviyesine gelmişler ki Mensur demiş ki Mensur enel hak söyledi. Haktır sözü hak söyledi demiş Nesimi. Hallacı Mansur enel hak dediğinden dolayı asılmış idama mahkum olmuş. Nesimi bu ifadeyi kullandığı için derisi soyulmuş. Adeta derisi Halep şehrinde yüzülerek ne yapılmış? Yüzülerek derisi soyularak idam edilmiş. Ama derisi her bir soyulurken Nesimi'nin bütün organları yine Allah demiş. Ve Nesimi'den akan kan oradaki toprağa Allah ifadesini yazmış. Bunların aşkı budur. Muhibbilerin aşkı budur. Hacı Bektaş-ı Veli de bu aşk tarafını tutan, bu insanı insanı insan yapan, insanı kamilliğin üzerine çıkaran aşkı bu şekilde ifade etmektedir. Hani derler ya, insanı insan eden 3 harf 5 nokta, vasılı cinan eden 5 harf 3 nokta. Bu insanı insan eden 3 harf 5 nokta nedir? Aşktır Osmanlı Türkçesiyle. Vasılı cinan eden 5 harf 3 nokta, insanı cennete kavuşturan 5 harf 3 noktada muhakkak ki imandır. Şimdi Sayın Aydın, değerli dinleyenlerimiz de bilir, yürek ve kalp kelimelerini batı dillerine çevirebilirsiniz ama gönül kelimesini ve kavramını çevirmek pek kolay değildir. Bu girişi niye yaptık? Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre gönül nedir? Gönül şehir benzetmesi nedir? Gönül Kabe benzetmesi nedir? Evet, şimdi en önce isterseniz gönül şehir benzetmesiyle başlayalım Şuha Bey. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insanın gönlü adeta bir şehre benzetilmiştir. Onun bu görüşünü şu ifadelerinden aşikar bir şekilde anlamaktayız. Gönül şehre, ten kaleye benzer. İçinin kalabalığı da pazara benzer. Akır ise iki tarafı keskin kılıca benzer. İmanı Hacı Bektaş-ı Veli sermayeye benzetir. Akıl aya, marifet güneşe, İlim yıldızlara benzer, tasa keder buluta, gözyaşı yağmura benzer, gönül kuşa benzer. Ona göre nasıl ki her şehri koruyan surlar, kaleler var ise, insanın bedenini ve gönlünü koruyan bir teni vardır. Ten, tüm iç organları içine alan bir organizmadır. Böylece insanın başta kalbi olmak üzere tüm iç organlarını korur. Bu iç organlarının en önemlilerinden biri de akıldır. Burada aklın keskin bir kılıca benzetilmesindeki amaç, onun doğru ile yanlışı net bir şekilde ayırt edebilecek bir yetisi olmasıdır. Akıl insana sorumluluk yükler. Akıl insanı başka unsurlardan, başka canlılardan da ayıran en önemli farklı sıfatı. Akıl insana aynı şekilde yol gösterir. Ay gecenin karanlığında ışık gibi nasıl yol gösteriyor, karanlıkları aydınlatıyorsa, akıl da insanın karanlıklardan aydınlığa çıkmasına sebep olan Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en büyük bir niteliktir, yetenektir. Görüldüğü gibi Hacı Bektaş-ı Veli irfana, gönle önem verdiği gibi akla da önem vermiş. Aklın vücudun en önemli işletim sistemi olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle akıl vücudun en üstü yeridir. Doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü, faydalıyı her şeyden ayırt eder. Onun için kişi aklıyla birlikte Allah'ın bahşetmiş olduğu bu üstün nitelikle birlikte akıl ve gönül birlikteliğini tamamlaması lazım sufi geleneğine, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisine göre. Aklın neticesinde ilim elde edilir Şuha Bey. Gönlün temizlenmesinde irfan elde edilir. Bizler 21. asırda ilim ve irfan sahibi insanları yetiştirmemiz lazım. Eğer bu sırf ilim yönünde ya da sırf irfan yönünde insanlar olursa bu adeta bir ayağı olmayan kuşa benzer. Biz iki tarafı mütemmimciz cüz gibi görmeli ve adeta zülcenaheyn insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu da ilimle, akılla, sufi geleneğine bağlı irfanla olur. Peki, sorduğunuz gönül Kabe benzetmesi nedir? Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri
gönül üzerinde çok fazla durur. Sebebi Allah ile kul arasındaki temel bağ olarak görmesidir. O bu konudaki görüşlerini şöyle ifade eder. Müminlerin gönlü Kabe'ye benzer. Hakkı batıldan ayırmak Kabe'de ihram giymeye benzer. Kabe'de nasıl hacılar ihrama bürünüp lebbeyk sedasıyla mübarek Beytullah'a gidip tavaf ediyorsa o adeta hakkı batıldan ayırır. Çünkü ihram ihramın hereme kökünden gelir Arapçada. İhrama giren, umre yapan kişi kendini tamir eder. Tamir etmek iyi kötüden ayırt etmek ve günahlarından temizlemektir. Onun için ihrama bürünüp Kabe'yi dönmek adeta kötüyü iyiden ayırt ederek günahlardan temizlenir. Geçmiş ömrümüz Safa ile Merve tepesini Hacı Bektaşveli şöyle benzetmekte, geçmiş ömrümüzü Safa'ya, gelecek ömrümüzü Merve'ye benzetir. Hacı Bektaş'a göre Kabe Allah'ın evidir. Allah da bize şah damarımızdan daha yakınsa, öyle ya, ben size buyuruyor ki bir hadisi kutside, ey kullarım şah damarınızdan daha yakınım. Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olması, gönlümüzün bizim de Kabe'ye benzemesinin göstergesidir. Oraya giren, Kabe'ye giren her Müslüman emin olur ve her türlü manevi kirden arınmak ister. Peki insanın gönlü de Kabe'ye benziyorsa, bir insan diğer bir insana ne verecek? Güven verecek. Ve bir insan diğer insanın her şeyinden, elinden, değil mi, dilinden emin olacak. İnsanlar birbirlerine kin beslemeyecek. Ve gönüllerimizi adeta kinden, nefretten, hasetten, kıskançlıktan, bütün kötü duygulardan, çeşitli manevi duygulardan ne yapacağız? Korunacağız. Eğer korunursak, kalbimizdeki şirkin yerine, masivanın yerine, bu kötü hasletlerin yerine iyi hasletleri getirebilirsek, iyilikle dolu bir insanın kalbi muhakkak ki Kabe'ye benzer. Böyle bir kişinin tavafı da yine kendi gönlünden olur. Buradan çıkaracağımız sonuç şu kıymetli dinleyiciler. Bizler gönlümüzü saf ve ari yapmalıyız. Bizler insanların emin olduğu kişi olmalıyız. Emanete hiyanet etmemeliyiz. Verdiğimiz sözden dönmemeliyiz, değil mi? İnsanoğlu eğer emanete hiyanet eder, verdiği sözden döner, her sözü yalan olursa zaten Hazreti Peygamber'in ifadesine göre münafık olur. Münafığın derecesi kafirden daha aşağıdadır. Onun için bizler ibadetimizin yanı sıra irfani eğitimimizi tamamlamamız lazım. Bu da yine Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde her ne ararsan kendinde ara diyor. Biz kendimizde aramalıyız. Eğer bize bir kötülük, bir musibet geliyorsa ne yapmalıyız? Bunu kendimizden aramalıyız. Bakın bir virüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten ötürü hani gönülle Kabe'yi benzetiyoruz. Bu sene hac mevsiminde, değil mi, Anadolu'dan ve dünyanın hiçbir yerinden bir kimse hacca gidemedi. Bu aslında çok enteresan. Allah Kabe'sini kapattı. Artık dedi ki ben bu sene sizi ey Müslümanlar, ey kullar, sizi hacca kabul etmiyorum dedi. Ben size bu ruhsatı vermiyorum dedi. Biz Müslümanlar olarak bunun felsefesini, sosyolojisini ve tefekkür dünyasını derinleştirip düşünmemiz lazım. Acaba niye Allah bize beytini kapattı? Demek ki biz Beytullah'a gittik, Arafat'ta vakfeye durduk ama maddi kirleri temizleyebildik ama demek ki gönül kirlerimizi temizleyemedik. Hacca gittik geldik ama hacı olduk ama hacı olarak ölemedik. Hacı olmayı kendimize yakıştıramadık ve Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet edemedik. Onun için insanoğlunun bu 21. asırda, teknolojik çağda kendine gelmesi lazım. Kendinin değerlerine dönmesi lazım. Sufi geleneğine dönmesi lazım. Kapısının, gönüllünün herkese açık olması lazım. İnsanlar onun iyiliğinden emin olması lazım. Veren el olması lazım. Veren el alan elden üstündür. Cömert olması gerekir. Cömertlik cennet ehlinin ahlakındandır.
kişinin ayağını kaydırmaması gerekir. Hacı Bektaş'ın da Sufi geleneğinin de ve onun kaynağı olan Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in hadislerinin de bize vermek istediği mesaj budur Şuha Bey. Sayın Aydın, 2 dakikamız kaldı sadece. Son olarak dinleyenlerimize önerilerinizi alacağız. Dinleyicilerimiz Hacı Bektaş-ı Veli'nin hangi eserlerini okusunlar? Neler önerirsiniz? Şimdi ona gelmeden 2 dakika evvel muhakkak Hacı Bektaş-ı Veli'nin Vilayetnamesini, Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalatını, Hacı Bektaş'ın özellikle 4 kapı 40 makamını, Hacı Bektaş-ı Veli'nin besmele şerhini okusunlar. Ama şunu asla unutmayalım. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebelerinden, Hacı Bektaş-ı Veli döneminden Balkanların manevi mihmandarı Sarı Saltuk Baba var kıymetli dinleyiciler. Sarı Saltuk Baba döneminde Selçuklu Sultanı da Sultan Alaaddin'in oğlu Sultan II. Gıyasettin II. Hüsrev. Sarı Saltuk Baba devamlı alt sırtında bir de tahta kılıcı var. Yesevi'den gelen gelenek bu ve Hacı Bektaş-ı Veli'de de tahta kılıcı var. 1 dakikamız kaldı Sayın Aydın. Sarı Saltuk Baba diyor ki, Sultanım bizim bu mücadelemiz alt sırtında ne zamana kadar devam edecek? Devamlı alt sırtındayız. Tarihi bir cevap verir. Der ki, sura üflenene kadar. Evet kıymetli dinleyenler, kıymetli gençler, bizim mücadelemiz sura üflenene kadardır. Kıyamet kopana kadardır. Peki biz ne yapmalıyız sura üflenene kadar? İyiliği hakim, kötülükten insanları uzak tutmalıyız. Ve dünyaya, en önce Anadolu olmak üzere insanların gönüllerini fethetmeliyiz. Ve gönül sevgisiyle, gönül güzelliğiyle yeniden bir dirilişle Bilge Kağan'ın dediği gibi ey Türk titre ve kendine gel. Titreyip kendimize gelmemiz ve o Sufi geleneğinin kodlarına yeniden dönmemiz gerekmektedir. Hocam saygılar sunarız. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Estağfurullah, vazifemiz. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugün telefon hatlarımız aracılığıyla Hacı Bektaş-ı Veli üzerine konuştuk. Artık yavaş yavaş bu akşam da vesairin sonuna yaklaşıyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Süha Uner. Radyo 1 İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlarken size Rıdvan Okyar'ın güftesini yazdığı Hacı Bektaş-ı Veli isimli ezgiyle hoşçakalın diyelim. Hacı Bektaş-ı Veli'min, Şah-ı Merdan Alim'in, Hacı Bektaş-ı Veli'min. 7 deniz 8 ırmak, 7 deniz 8 ırmak, Urak yeridir pirimin. Sultanı, koca cihanın hünkârı. Yaşar sonsuzda zamanı, yaşar sonsuzda zamanı, katı yücedir velimin. Hacı Bektaş ağlamada, ummanda bir damlada. Çağıl çağıl çağlamada, çağıl çağıl çağlamada, gönlüncedir velimin, Hacı Bektaş-ı Veli'min.
yermedi. Dostu düşman yermedi. Hepsi muradın vermedi. Dostu düşman yermedi. Kırılsa da incinmedi, kırılsa da incinmedi. Sabrı nicedir benimin. Gönüllerin dilidir, özü sözü bir bilinir. Kime sorsam sevilir, kime sorsam sevilir. Yolu Kabe'dir velimin. Hacı Bektaş Şalvama'da, onda bir damlada. Çağıl çağlamada, çağıl çağıl çağlamada, gönlü incedir benimin. Hacı Bektaş Şalvama'da, onda bir damlada. Vesair sona erdi. Thank you.